Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni, efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün sizlere Asya metasından Fiddlestick getirdim dostlar. Orada 1.30'da dönüyor adam jungle ama ben 1.40'a yakın dönüyorum genelde. Gerçekten normalde baktığınızda bu ne demek oluyor? Talon'dan hızlı dönüyor, Evelynn'den, Lee Sin'den, hepsinden hızlı jungle dönebiliyor demek oluyor. Ve bu da Fiddlestick'in 5 level ultisiyle çok fena harikalar yaratmasına sebep oluyor. Direkt maçı taşıyabilirsiniz dostlar. O kadar güçlü bir hale getiriyor. Kısa bir duyuruyla bölüyüm hemen. Dostlar 6 adet skin çekilişimiz var. 3 adet YouTube'dan üye olarak katılan arkadaşlarımıza Discord'dan katılım sağlayabilirler. 3 adet de herkesin katılabileceği şekilde çekilişimiz var. Açıklamadan Discord'a katılabilirsiniz. Bugün akşam saatinde çekilişi de başlatırız dostlar. Haberiniz olsun. Devam edelim dostlar. Bu şekilde canını düşürüp ikisini çekip beraber keseceğiz dostlar. Aynı zamanda 10 saniyede bir vuruşu değişken hasar 35 ila 50 arasında hasar verdirten rün var arkadaşlar. Rünleri de maçın sonunda gösteriyorum. Bu ilde zaten ben item satın alırken ve maç sonundaki ekrandan bakabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Çok hızlı bir şekilde jungle döneceğiz. Çeke çeke. Bazen bunu hata da yapabilirsiniz çekerken. Önemli. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet, mit ölmüyor. Q'ya vermiyorsunuz. Q çünkü düz vuruşunuzdan bile az vuruyor dostlar. Q jungle dönerken hiçbir katkısı yok. Asıl skilliniz W jungle dönerken. Buna dikkat edeceksiniz. Ben burada mesela buraya düz vuruş atmam bir tık yavaşlatıyor ama yine de önemli dostlar, orayı da göstermemiz. Karşı jungle'ın rotasyonunu görmüş oluyoruz. Bunu da arkadaşlar çekip ikisini beraber kesebiliyorsunuz ama ben genelde kaçırdığım için böyle çok fanteziye girmemeye çalışıyorum. Şöyle de çekip kesiyorum. Sonra Q'ya vereceksiniz. E'ye verdim yanlışlıkla ya. E'ye basarken E'ye verdim. Q'ya vermeyi unuttum dostlarım. Ayvet bu arada. 4'te kesinlikle vermeniz gerekiyor. Bunu kestikten sonra gördüğünüz gibi 1.35'te bitirdik arkadaşlar pet'i. Acayip hızlı bu da. Gerçekten tüm jungle'ların önüne geçirtiyor bu da sizi. Bayağı iyi. Çünkü hızlı döndüğünüzü nereden anlayabilirsiniz? Scuttle'ı kestiğinizde dostlar tam yeni böyle 5 olmazsanız hızlı dönüyorsunuz demektir. Urgot bayağı bir ilerledi. Olaf'ın ölmemesi yeterli zaten. Direkt öldü burada. Çok güzel. Direkt ilk kanımızı aldık. 450 gold. Biraz hastayım dostlar. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. Genel bir hastalık var etrafta. Geçmiş olsun aranızdan hasta olan da varsa. Bir sonraki videomuzda da Asya tarzı Ekko Jungle atacağım. 750 like geldiğinde dostlar kanala. Bu arada Teto Games o topluluk turnuvasında da şampiyon olduk. Haberiniz olsun. Evet, korkuyor. Öne çıktı. Direkt affetmeyeceğiz. Q'umuz olmamasına rağmen yüksek bir hasarla kendisini düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar ulti geldikçe zaten çatır çatır kill alacağız. Ulti gelesiye kadar da hızlıca jungle döneceğiz dostlar. Gayet hızlı dönüyor jungle bu arada. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken diğer şey uyanmış ruh yiyen alacağız ilk item olarak. Bu da kill ve assist durumunda skilllerimizin bekleme süresini yüksek miktarda azaltıyor dostlar. Bu da hızlıca ulti ile kill aldığımızda mesela bota bir gank attık. 2 kişiyi kestik. Oradan %40-%50 civarında bir bekleme süresi iadesi anlamına geliyor bizler için. Bu da sürekli ulti kasabilmeniz anlamına geliyor. Çünkü ultisi olmadan etkisiz bir şampiyon. Ve çok dikkatli oynanması gereken bir şampiyon dostlar. Emin olabilirsiniz. Çünkü çok kırılgan. Direkt tek diyor. O yüzden ama tek dağıtıyor. Bu yüzden pozisyonunuzu güzel korumanız gerekiyor. Ama bu kadar iyi bir gank potansiyeli olan bir şampiyon yok. Direkt duvar arasından ulti ile atlıyorsunuz. Ve direkt kill çıkartabiliyorsunuz dostlar. FF yazdı sona. Evet, oraya bir gidelim. FF'ini alalım onu. Soraka'yı flashlayacağım. Evet, güzel. Bir de en önemlisi ek. Flash girdiğimiz için flashımız tekrar tekrar gelecek. Evet, bunu kesebiliriz. Zaya'nın ultisi var. Evet, double'ımızı alalım. Evet, double'ımızı aldık. Hatta onu da kestik. Bir de asist dostlar. 3. dakikada oyunu resmen kapattık şu an ya. Tüm farmı kaybettik Ketlin. Korki geldi hatta buraya. Uyanmış Ruhiyen'i çok erken bitirmiş olduk. Dostlar Hex Flash'ta flash'ınız yokken dostlar 20 saniyede bir flash kullanmanızı sağlıyor. Tabii ki daha kısa menzilli. Odaklanarak 2 saniye odaklandığınızda da normal flash menziline çıkıyor ama odaklanmadan basabilirsiniz daha iyi. Yani çünkü birisi üstüne atladığında direkt tek yememeniz için dostlar ve bir yerlere bir şeyler yapabilmeniz için Hex sıçra gerçekten önem arz ediyor. Hex sıçrayla da gank potansiyeliniz artıyor. Evet, Urgot burada devam ederse keseriz. Ultimiz var. Hiç ultiye acımayacağım zaten, uyanmış Ruhiyen'im var. Nereyi çıkartabilirsem orayı çıkartmaya çalışacağım.
Evet, Korki öne çıkar mı? Bilmiyorum. Hex Flash'ım var. Üstüne gidebilirim öne çıkarsa ama çıkmadı. Evet, küçüklerimi Korki kesmiş bu arada. Korki bu arada arkadaşlar imparatorluk ve gayet iyi oynuyor. Normalde ADC main, midde de ADC almış zaten. Ketine bakacağım. Evet, Hex Flash'ımızı attık direkt içine. Ama bir canla kaçmayı başardı. Yani tam objektif öncesinde o kill'i alsaydık bayağı güzel olacaktı ama şu an Herald'dan iddiamı çekiyorum. Bu arada Herald başlamak çok güzel geldi. Evet, yaşatır mısınız beni takım? Yaşatamadınız. Bari intikamımı alın. Adam çok güzel çıktı. Vex. Vex'in devam etmemesi gerekiyor oraya. Soraka'ları var. Soraka'yı... Evet, Sustur'un üzerinde skill atmaya çalıştı. Alameti de kaybettik. Vex de öldü, ben de öldüm. Vex'i çıkaramadık. Sustur'una, evet. Sustur'una çıktığı için olmadı orası. Evet, midden de kule verdik. Burası bayağı kötü oldu dostlar. Az önce kazandığımız tüm öndeliği kaybettik ve ultimiz olmadığı için ejderde de bir iddiamız kalmayacak. Evet, bunun sona da düştü. Umarım sen de düşmezsin. Burada ultim olsaydı çok harikalar yaratabilirdik burada ama ultim olmadığı için selam verip jungle'ıma döneceğim. Kötü oldu burası dostlar. Bayağı kötü. Kranix'im salar mısın? Blue'm vermem. Blue'yu vermeyelim. Gelin takım. Blue değerli bizim için. O da zaten çıkacaktır. Evet, ultim geldi dostlar. Şu an direkt Kettin'e bakabiliriz. Mid'de birisi öne çıkarsa mid'e bakabiliriz. Ya kısacası her yere bakabiliriz. Önceliğimiz tabii ki de Gold'da öne geçmek olduğu için dostlar. Hızlıca jungle'ımızı döneceğiz. Ve pozisyon buldukça gireceğiz ve keseceğiz dostlar. Evet, ilk kuleyi açtı bu arada Olaf. Hiçbir yere katılmadı. Urgot buraya geldi. Gidip botu keselim. Flash'ımız var. Flash'ı atmaktan asla çekinmiyoruz dostlar. Aynı zamanda roket kemerle oynuyoruz aslında metasında olduğu gibi. Ki ulti attığımızda flash'ı direkt followlayabilmek için. Evet, öndeki de çalıda totem olabilir. Orayı görmüyoruz. Aynen. Totem varmış. Ve Korki onu düşürdü. Burayı kesinlikle oynamamız gerekiyor. Ulti flash'la arka tarafa sarkabilirim ben her türlü. Ve sustur attığımda takımda yetişebilir. Kettin'in hatırladığım kadarıyla midde flash'ını almıştık zaten. Ama burada bir totemleri daha varmış. Ama benim için hiçbir şey değiştirmiyor. Oraya yine de girmeye çalışacağım. Korki midde. Evet, oraya girelim direkt. Gir gir gir. Evet, güzel. Evet, flash'ımı attım. Evet. İki kill'imizi yine aldık buradan. Korki geliyor ama Korki gelesiye kadar kuleyi tamamen kazımış olacağız. Ve tek başına yapabileceği hiçbir şey yok burada. Rest saydımı umarım kaybetmemişizdir. Gragas tamamını dönebilir normalde. Ya salar mısın beni canım? Bu arkadaş da biraz ciddi oynuyor. Evet, Urgot geldi. Burada kesinlikle fight istemiyoruz şu an. Olaf aşağıda. Roket kemerimizi alalım. Arkadaşlar, roket kemeri, flash falan ulti attıktan sonra carry'i kovalıyoruz ve carry'i kesiyoruz dostlar. Ki tankı bile kesebiliyor. Fiddlesteam inanılmaz hasarı var. Az çok hissetmişsinizdir bunu. Sonacım, ne haber? Çekme sen onları. Güzel olur. Tamam. Okey. Jungle'ımızın dönmemiş olmasına sevindim bu arada. Evet, Urgot'u atlayacağım. Urgot midde ne yapıyor? Evet, güzel. Hex Flash'ım ve roket kemerim var. Ve gördüğünüz gibi tank bir şampiyonu. Bu hızda kesebiliyoruz dostlar. Gayet mükemmel hasarı var. Ve bekleme süresi ultimizin azaldı yine. 60'tan 45'e vesaire o civara düştü. Burada böyle yavaş oynayabiliriz. Sorakaları var çünkü. Sonamız geldi. 4 vs 3 pozisyondayız. Ultimiz olmasa da direkt eksikler. Güzel. 2 kişiye sustur attık. Ulti geldi. Direkt flash'ımızı verdik. Güzel. Soraka düştü. Ve Korki'yi de düşürdük. Ve shutdown'da ADC'miz aldı. Bizim çok kill almamız iyi değil belli bir noktadan sonra. Çünkü tek yiyeceğiz dostlar. Full agresif bu ulti diyorum çünkü. Yani bu ulti bu şekilde dostlar. Yani Türkiye'de veya Avrupa'da oynanan, yani 9000 gold'umuz var gördüğünüz gibi. Bayağı da öndeyiz de. Yani normalde kraliçe tacı alıyorsunuz skill yememek için ama hasarı çok kırıyor o item dostlar. Genelde tercih edilmiyor. Ya şu an Kettin'i keselim. Kettin yine öldü dostlar. X flash'ımız da var. Direkt X flash'la içine girdiğimizde bu şekilde flash atması gördüğünüz gibi hiçbir şey yaramadı. Dostlar bu kadar da kırık ya şampiyon. Gerçekten çok güçlü. Ama dikkatli oynamanız gerekiyor lütfen. Söyleyeyim. Ben de oynarken çok sıkıntılar yaşadım.
Benim 5. seviyeye yakın vardı ustalığım herhalde. Ama çok dikkatli oynanması gereken bir şampiyon. Çünkü jungle'ınıza bir girdikleri zaman dostlar oradan çıkmazlar, haberiniz olsun. Yani o şekilde dikkatlice full clear'ınızı atıp doğru gankler bakıp biraz temiz oynamanız gerekiyor daha Türkçesi. Evet, mid kuleyi aldık. Aşağıda Olaf var. Onları kesmesin imkanı yok bu arada. Evet, flash'ını vermiş zaten bizim tarafta. Güzel, bunu da alalım. 2000 gold'umuz oldu. Resetimizi alalım. Bir ejder'e gidelim. Adamlara alevi verdik. Dostlar çok iyi başladık ya. Şu an 11 KDA'mız var. Bana çok güçlü geldi açıkçası dostlar. Çünkü jungle'ı çok hızlı dönmesi. Benim bir jungle şampiyonunda aradığım en önemli şey zaten. Jungle dönüş hızlıdır dostlar. Jungle'ı hızlı dönmesi benim için en önemli şey. Çünkü jungle ne kadar hızlı dönerseniz karşı jungle'ın bir adım önünde hareket edebilirsiniz. Oraya başlama gibi bir hatada bulunmazlar umarım. Girip tüm hasarımızı attığımızda en az 2 kişi ölebilir zaten orada. Roket kemerle oynuyoruz ama biz de ölebiliriz. Zhonya ile oynamıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle sağdan bir pozisyona bakmaya çalışacağım. Ulti ile atlayabiliriz oraya. Atlıyorum. Soraka. Catelyn ikisi de bende. Güzel. Güzel. Bayağı yardık orayı ya. Bitti herhalde. Gragas'ı kestik. Soraka nasıl yaşadı bilmiyorum ya. Ben biraz jungle'a odaklandım orada. Anti yılım da olduğu için. Ama orası çok tip, çok tip. Tamam, güzel. 3'e 1 dostlar. Aynı zamanda ejderi alıyoruz. Bence worth oldu. Ölmemiz çok önemli değil burada. Hasarımızı attık. Gerçekten sildik orayı. Takım da bitirdi. Gayet iyi oldu bence. Ejderimizi de aldık. Ama yok yok, orada Olaf. Olaf'cığım sal orayı. Safa Olaf aldın. Bir şey demiyorum. Gidelim Neştire bir bakalım dostlar. Buranın görüşünü kazanacağım. Karşı jungle'a görüş atacağım. Yürüyen kim olursa üzerine atlayacağım. Böyle bir teknik uygulayacağım. Çünkü şu an gerçekten inanılmaz bir hasarımız var. Rabadon bittikten sonra daha da artacak tabii ki bu katlanarak. Biliyorsunuz Rabadon yüzdesel de bir AP veriyor AP'nize göre. O yüzden çok değerli bir item. Scuttle'a gelmiş. Evet, güzel. Q'sunu dojlayabildik. Totemler falan filan. Bayağı burada canlılar. Kalkanını aldık. Bizimkiler birini kesiyordu orada, kesemedi. Burası benim için kötü pozisyon. Flash'ım Hex Flash. Oraya girelim. Abi işte böyle bozulduk ve flash'ını aldık ama çok kötü durumda kaldık. Dolayısıyla fightlamamaları lazım. İşte böyle önde kaldığınızda oynayamıyorsunuz bu şampiyon dostlar. Benim hatam kesinlikle. Yani inandım ama o ultinin orada düştüğü senaryoda orayı bir düşünsenize. 4 kişinin işine böyle. WA'ya böyle direkt oto basıyorsunuz falan içinde. En az orada triple'ımız vardı dostlar. Ve oyunu bitirebilirdik hatta şu an yani. Direkt Nash falan da girdik. Fight atma ya. Çekil çekil çekil. Kesinlikle fight atmamaları lazım. Dostlar ping ata ata kolum ağrıyor maçlarda gerçekten. Bu arada oyunun son etkinliğinde dostlar bayağı bir metanet kartı ve 2 tane de dereceli kayıp kalkan koruma kartı veriyor. Bu da demek oluyor ki sezonun bitmesine 5 gün kaldı ve elo kasın yüksek başlayın diyor dostlar. Sonraki sezon top 1'e kasacağız. Vuramadım eğimi. Ama top 1'e kasmam da şu şekilde, sizlerin isteğine göre dostlar, biliyorsunuz. Ne kadar bir talep gelirse bu konu üzerine o kadar çok kasmayı düşünüyorum. Biraz bayrama dek gelecek. 5 gün sonrası, bugün günlerden cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Evet, bayrama dek geliyor dostlar, o biraz kötü. Bayramda hani çok fazla oyun oynayamayız. Evet, Corki çok garip bir şekilde girdi buraya. Ulti bakacağım. Evet, çok güzel pozisyon. Evet, çok güzel. Devam edeceğim. Evet, devam edin, devam edin. Vurun, vurun, vurun. Abi beni çekti abi, bu nasıl ölmedi ya? Soraka yaşattı adamı. Arkadaşlar pozisyon acayip iyiydi ama 2'ye 1 Luz şeklinde oldu ya, anlamadım. Yaşadı adam bir şekilde. Bizim arkaya ulaşan bir hasarımız olmadığı için atlayan zıplayan bir AD çarımız. Bunun eksikliğini yaşadık açıkçası. Bir şey demiyorum o yüzden. Evet, Olaf da Hulk gibi 1v5 atıyor arkadaşlar. Anladım. Sorun yok arkadaşlar, hala 3k önündeyiz karşı jungle'ın. Onu bırak, evet. Teşekkür ederim.
Ya hala önde oldu. Biraz arda arda çok öldük bu arada. 7'ye 1'dik en son. 8'e 4 olduk. Ama asist aldık fightlarda. Öyle bir durum da söz konusu ama. Başlamadan şunun içinde beklersek adamlar geldiğinde ultiyle atlayabiliriz. Vex vurmayacaksın ama onu. Onu vurursam ben orada nasıl bekleyeyim? Geldi vurdu, çıkarttırdı beni ya. Şu arkaya bakacağım. Evet Gragas. Gragas'ı kesinlikle düşün orada. Gragas düştü. Windows'u da düşürebiliriz. Çok güzel. Shutdown'u da biz aldık. Hex Flash'ım var ama. Şöyle bir E'mi vurdum. Ama takip eden bir hasar yok. Dediğim gibi gerçekten bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ne yapıyor? Olaf ne yapıyor abi? Olaf sen ne yapıyorsun? Yeni fark ettim, adam neş alıyor. Şimdi Sorakaların üstüne koşuyor. Resmen lütfen oyunu kaybedelim diye yalvarıyor yani. Bir şey demiyorum. Gelirlerse bir ulti bakma şansım olur ama. Kranix çok önde. Bu bize sorun yaşatabilir. Burada resistimizi alalım bari. Evet, hızlıca Blue Clear'i attıktan sonra Ejder'e bakacağız dostlar. Olaf gerçekten garip oynadı. Bir şey demeyeceğim. Devam edelim. En azından neşe alamadılar. Çünkü jungle'larını kesmiş. Abi çekiyor Vex sonu ve benim kemi bozuyor. Şuraya bir deneyelim ya. Flash'ım ve roket kemerim var. Güzel pozisyon gibi duruyor. Gelin gelin gelin. Güzel. Arkaya giremiyorum. Arkaya gittiğim an öleceğim çünkü korku hasarından. Yani hiçbir şey yapamadım. Güzel. Kötü değil. En azından ölmedik. Şöyle E ile uzaktan vurmaya çalışacağım. Vex karşıyı düşürdü. Soraka da düştü. Hatta üzerine bir Gragas. Gerçekten çok iyi. Hızlıca canımızı dolduracağız. Buradan sonra güzel bir denemede bulunabiliriz dostlar. Çünkü çok öndeyiz ama orada kazanıyor musun fight'ı? Umarım kazanıyorsundur. Geldim. Evet güzel. Evet hızlıca flash attım. Onu da keseriz. E'miz gelecek. Çok iyi. Ve maçı bitirebilir miyiz? Evet bitirebiliriz. Evet maçı bitiriyoruz dostlar. Efe patlar. Ben de kabule bastım inşallah. 4 kabul gelmez. Mükemmel şekilde oynadık dostlar. 17.000 gold'la maçı kapatıyoruz. Çok iyiydi ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yorumlarda görüş önerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rune ve build'i hasara MVP'ye bakalım. Vex son fight'ta belki MVP almış olabilir. Çok güzel oynadı çünkü. Hadi bakalım. Okey. 124 puan. MVP beklediğim gibi. (Gülüyor) 17.000 gold dostlar. Goldumuz o kadar fazla, hasarımız en fazla hasar. Rünlerimiz de bu şekilde dostlar. Görüşmek üzere.